Arkadaşlar maç başladı. Başakşehir Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Dakika daha henüz 1 bile değil. Ben bir Galatasaraylı olarak bu karşılaşmayı izleyip tepkilerimi sizlerle göstermeye çalışacağım. Hemen skor tahmini vereyim sizlere bu karşılaşma hakkında. Fenerbahçe bir seri yakaladı ve şu anda lider durumda değil. Çünkü maç eksiği var. Galatasaray lider durumda şu anda. Arada 2 puan var. Bugün Başakşehir karşısında yine seriyi devam ettireceğini düşünüyorum. Evinde zaten taraftarının da önünde. Ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Başakşehir de bir tane atar. 2-1 veya 3-1 Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama umuyorum ki Başakşehir kazanır veya en kötü berabere kalır diyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi şampiyonluk yarışında bir Galatasaraylı olarak benim işime gelir. Ama tabii ki de Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyorum Galatasaraylı olarak. Bu tarz videoların devamı için ise arkadaşlar benim de sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen eğer videolarımı beğeniyorsanız daha fazla kişiye önerilmesi açısından videoyu beğenin. Bana da bir dahaki videolar için moral motivasyon olmuş olur. Dilerseniz aşağıdan da abone olabilirsiniz. Ben video attıkça haberiniz olur videolardan. Ve şimdi izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Herhangi hakemi falan konuşmayız. Bakalım. Dakikalarımız 5'i gösteriyor. Şimanski topun başında. Zorbay Küçük gerçekten hakem beni hiç beğenmediğim bir isim. Bugün de umarım güzel bir karşılaşma yönetir kendisi. Her iki takım için de herhangi bir dezavantaj gerektirecek bir durumla karşılaşmaz umarım. Şimanski açtı ortayı. Uzaktan bir şut ve gol. Dakika 5. Çok ses çıkıyor ya, biraz kısayım. Hiç beklemiyordum ya. Hiç beklemiyordum, bir anda oldu. Hakemi konuşuyorduk, Zorbay Küçük'ü konuşuyorduk. Kornerden bir orta ve güzel de vurdu aslında. Yani bizim için iyi olmasa da bu gol. Bakalım tekrardan. Çok güzel gol. Gerçekten güzel gol. Zaten orada işçiye mi çarpmış? Birine çarpıyor orada ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe gol erken buldu arkadaşlar. Vallahi kötü oldu ya abi. Ne olacak böyle? Fenerbahçe de kaybetmiyor. Şu an Galatasaray da kaybetmiyor. Yani birisi bir yerde kaybedecek. Yani şu an biz gerçi Fenerbahçe kaybetse de çok bir şey fark etmiyor. Çünkü 2 puan önümüzde bizim. Ama yani Fenerbahçe güzel başladı. Biz İstanbulspor karşısında açıkçası çok güzel oynadığımızı düşünmüyorum. 1-0 kazandı zaten, sizler de biliyorsunuz. Yani bilmiyorum, balon bizde mi patlayacak, Fenerbahçe'de mi patlayacak ama şunu biliyorum. Yani İstanbulspor karşısında çok güzel oynayamadık. Zaten Avrupa'da da çok iyi gitmiyoruz. Bilmiyorum ya, Fenerbahçe bu sezon güzel başladı. Umuyorum ki biz de çok kısa sürede toplarız. Zaten yani skor olarak veya puan olarak alıyoruz puanlarımızı, eyvallah falan, ama sanki bir yerde patlayacakmışız gibi geliyor da bana. İnşallah takım kendine alışır ve çünkü Fenerbahçe kaybetmiyor abi, baksana. Adamlar takır takır her maç güzel de oynuyor yani, pozisyon falan da buluyor. İzliyorum maçlarını. Bakalım. Ama ben Başakşehir'in de dediğim gibi arkadaşlar maç öncesinde gol bulacağını düşünüyorum. Dakika daha henüz 7. Bakalım, izlemeye devam ediyoruz. Şu maskeliğe geliyor Fenerbahçe'ye. İrfan da çok form tuttu ya bu ara. Orta arka tarafa bıraktı. Ceko attı. Offside olabilir bu arada. Bu arada offside olabilir. 2-0 önde gözüküyor Fenerbahçe ama ben offside gibi gördüm. İtirazlar var Deniz Sürüş'ten. Bakacağız. Ceko dokundu galiba orada. Tadiç'ten çok güzel pas yalnız ya. Vallahi Tadiç müthiş pas vermiş. Ama offside olabilir. Ama offside verilmedi. Demek ki biz yanlış görmüşüz. Sanki ben öyle gördüm, bilmiyorum. 2-0 önde Fenerbahçe, dakika 11. Vallahi Fenerbahçe çok erken buldu goller arkadaşlar. Yani ben hiç böyle olacağını beklemiyordum bu arada. Yani diyordum ki şöyle ilk yarı 0-0 falan biter veya 1-1 biter. İkinci yarıda Fenerbahçe kazanır diye düşünüyordum ama fişi erken çekti Fenerbahçe. Hataya bak. Hataya bak. Hataya bak. Yemin ederim bu maç bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu arada Şimanski'nin golüne geleceğim, müthiş bir gol attı. Ya olağanüstü bir hata.
Galatasaray 7-0 yenmişti ya Başakşehir'i. Bu maç o maç değil mi abi? Yani Şimanski'ye buradan vurma şansı verirsen ki hata üzerine gelirse adam yazar abi. Şimanski zaten hepimiz biliyoruz. Galatasaray'da görmek istediğim Fenerbahçe'de olan bir futbolcu Şimanski bu arada. 3-0 şu anda arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın beğeniyorsanız. Tabii ki benim moralim bozuldu bir Galatasaraylı olarak. İlk yarı bitti. Zorbay Küçük ilk yarı bitiriyor. Fenerbahçe 3-0 önde. Bence iş bitti. Yani bu saatten sonra 3 tane gol bulamaz Başakşehir. Fenerbahçe farka da gidebilir. İkinci yarıda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Dzeko karşı karşıya. Aman sallako. Canım sallako. Bunu söylemeye yüzüm yok ya. Icardi'nin o kaçırdığı penaltıdan sonra. Dzeko karşı karşıya. Orta Batshuayi bıraktı topalarda. Şimanski. Offside mi yok? Şimanski Batshuayi'yi çok güzel indirdi. Orada bir uzun pas da yapıldı. Onun aklını yemeyelim. Yani çok güzel pas attı orada Batshuayi'ye. Dakika 80 Fenerbahçe durmuyor 4-0. İkinci yarıda da birçok Tadic olsun, Cech olsun pozisyon kaçırdı Fenerbahçe. Bu sefer kaçırmıyorlar bakalım herhangi bir şey var mı abi? Pası kim atmış Mert Hakan mı? Çok güzel indirmiş. Tadic. Tadic açmış. Durum 4-0. Fenerbahçe durmuyor. Şimanski durmuyor. Her maç takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Gerçek bir yıldız bence. Yani bir insan bu kadar yani bir takıma katkı sağlayabilir. Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi böyle bir oyuncu kazandırdığı için takımına. Gol inceleniyor bu arada. Bence herhangi bir şey göremedim ben. Bir şey yok. Bakalım. 4-0 şu an önünde Fenerbahçe. Yani şaşkınlıklar içerisindeyim. Ne ara 4-0'a geldi. Başakşehir çok etkisiz bu arada. Yani çok cılız oynuyor. Yani sanki Fenerbahçe kaybediyor anasını satayım. Hala Fenerbahçe atak yapıyor. İnsan biraz atak yapar. Bakalım izlemeye devam ediyoruz dediğim gibi. Fenerbahçe yine geliyor. Vuramadı. Maç bitiyor. Maç sonucu Fenerbahçe 4-0 kazanıyor Başakşehir karşısında arkadaşlar. Yani Fenerbahçe için çok kolay bir karşılaşmaydı. Özellikle ilk yarı fişi çekti zaten. Şimanski'nin 2 tane golü var bu karşılaşmada. Maçın adamı bence Şimanski. Onun dışında Tadic'in güzel pasları var. Gerçekten çok kaliteli topçu zaten. Tadic'i biliyoruz. Fenerbahçe hak ettiği kazandı. O yüzden tebrik etmek gerekiyor. Bir sonra şu anda zaten puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe 18 puanı yükseldi. 6'da 6 yaptı. Gerçekten güzel istatistik yakaladı Fenerbahçe. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar sizlerden ricam videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için gerçekten beğeni atmanız çok önemli. Hani ben istek gelirse video çekmeye devam edeceğim. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sizce kim şampiyonuzdu? Gerçi daha şu anda çok erken ama şimdiden konuşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.